Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda tabii ki sinir sistemine geçtik. Neler işleyeceğiz sinir sisteminde? İlk önce tek hücrelilerde sinir sistemini göreceğiz. Daha sonra omurgasız hayvanlarda sinir sistemini göreceğiz. Sonra arkadaşlar omurgalı hayvanlara geçeceğiz. Omurgalı hayvanlardan da bahsettikten sonra zaten nöronun yapısından, yani sinir hücresinin yapısından, daha sonra sinirsel iletimden, sinapslardan bahsedeceğiz. Sonra da insanda sinir sistemine geçip orada beyindir, beynin görevleri, omurilik, bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. O yüzden sinir sisteminde sadece bu videoda diğer hayvanlar, diğer canlılar olacak. Geriye kalan ki videolarda tamamen insanlara ait özellikleri işleyeceğiz. O zaman isterseniz başlayalım. Bu arada yine Bursa'da hava karanlık. Video birazcık karanlık çıkabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çok fazla da hani şey yapmak istemiyorum, bekletmek istemiyorum ki Ramazan'a kadar bayağı bir çekim yapayım. Ona göre hem size yetiştireyim hem de kendim için de iyi olur. Çünkü Ramazan'da pek çekebileceğimi düşünemiyorum şahsen. Evet, isterseniz başlayalım direkt. Arkadaşlar, İlk olarak bir hücrelilerde sinirsel iletim diyeceğiz. Bir hücrelilerde nasıl gerçekleşiyor sinirsel iletim, buna bakacağız. Daha sonra omurgasız hayvanlardan bazılarında nasıl gerçekleşiyor sinirsel iletim, buna bakacağız arkadaşlar. O zaman hemen şöyle sayfamızı değiştiriyoruz ve bir hücrelilerde sinirsel iletim. Şimdi arkadaşlar, bir hücrelilerde sinirsel iletim nasıl olur? Şöyle, sinir sistemi, sinir hücresi ayrıca bulunmuyor. Zaten tek hücreli oldukları için arkadaşlar, bunlar tek bir hücreyle her şeyi yapıyorlar. Dolayısıyla bunlarda hücre yüzeyinde bulunan protein reseptörler vardır. Hani glikoproteinler vardı ya, bunlar reseptörlerdir aslında ve bunlar sinirsel iletim görevi de görürler arkadaşlar. Bu yapılar, alınan uyarılar, kamçı ve sil gibi organlara iletiliyor ve bunların hareketini sağlıyor. Yani aslında biraz daha bunların yapısı nedir? Çok çok basittir arkadaşlar. Bu glikoproteinler reseptör olarak görev yapıyor, uyarıyı alıyor. Daha sonra kamçısı varsa, sili varsa ona göre uyarıyor bunları ve hareketini sağlıyor. Ya da işte hücre içerisinde herhangi bir şey olacaksa arkadaşlar, bunu uyarıyor. Bu şekilde görev yapıyor. Peki, bunlar da nörofibril denilen, yani sinir ipi denilen yapılar vardır arkadaşlar. Bu yapılar sillere ve kamçılara bağlıdırlar. Bu kamçılara bağlı olan nörofibriller, mesela paramecium'da bu özellikle çok görülür. Bu nörofibriller arkadaşlar işte silin, kamçının hareketini sağlayan yapılardır. Yani bizim tek hücrelilerde bilmemiz gereken nedir? Bunlar da hücre içerisinde böyle dağılmış olan nörofibril, yani sinir ipi dediğimiz ipler bulunuyor. Bunları bilmemiz yeterlidir. O zaman şöyle yazalım. Reseptörler. Bunlar neydi reseptörler? Glikoproteinler. Nörofibril denilen yani sinir ipi. Nörofibril denilen uzantılarla, şöyle netliğimizi ayarlayalım. Uzantılarla ne yapıyormuş arkadaşlar? Sil ve kamçılara uyarı gönderiyormuş. Netliği ayarlayamadım bir türlü. Sil ve kamçılara uyarı gönderir. Uyarı gönderir. Arkadaşlar, bir de paramecium'la ilgili şunu da söylemek istiyorum. Şekil olarak da göstereceğim size. Paramecium'da bir de bu sillerin altında, yani paramecium'un etrafında siller var, biliyoruz değil mi? Şimdi paramecium'da sillerin altında bazal cisimcik dediğimiz cisimcikler vardır. Ve bunlar da yine aldığı uyarıları ne yapıyor? Nörofibrillere iletiyor. Yani bakın, reseptörler nörofibrillerle sil ve kamçıya uyarı gönderirken, bazal cisimcik de sillerden gelen uyarıyı nereye gönderiyor? Nörofibrillere gönderiyor. Yani dışarıdaki tehlikelere karşı bir nevi korumuş oluyor arkadaşlar. Nörofibriller sadece silleri çalıştırıyor arkadaşlar, unutmayın. Eğer bir nörofibril koparsa arkadaşlar, bağlı olduğu sil çalışmaz. Çünkü her bir nörofibril bir sile bağlıdır ve onun çalışmasını sağlar. Bu bağlantı koparsa da siller çalışmaz. O zaman şöyle yazalım paramecium için.
paramesyumda, sillerin altında, sillerin ya da sillerin bağlandığı yerde diyelim, bağlandığı yerde bazal cisimcik bulunur. Bazal cisimcik bulunur. Bu yapı sillerden gelen uyarıyı, sillerden gelen uyarıyı nereye gönderiyormuş? Nörofibrillere gönderiyormuş arkadaşlar. Nörofibrillere gönderir. Eğer ki sile giden nörofibril yapısı koparsa sil çalışmaz arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Peki şekil olarak da göstereyim size. Şu bizim bir paramesyumumuz. Şöyle bir yap arkadaşlar paramesyum. Şunlar da neyi? Silleri. Şöyle biraz geniş geniş yapayım, bir şey olmaz. Evet, bunlar da silleri. Şimdi bakın. Bazal cisimcik nerede? Bazal cisimcik şurada. Hemen sillerin bitiş noktasında arkadaşlar. Bazal cisimcik. Peki. Fibriller nerede? Nörofibriller. Bunlar da arkadaşlar şöyle sillere bağlı olan yapılardır. Bakın birkaç tane göstereyim. Böyle çok şey yapmayalım. Bunlar tabii birbirlerine de bağlılar bu arada. Hani bağlı olabilirlerdi, olmayabilirlerdi. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şu şekilde mesela bir tane de tek çizelim. Bunlar da nedir? Nörofibriller. Nörofibriller. Evet, bu şekilde bir görünüm var arkadaşlar paramesyum açısından. Şimdi paramesyum dışarıdan gelen uyarıyı arkadaşlar hücrenin tamamı ile tepki gösteriyor. Yani tek hücrelilerde genel olarak böyle zaten. Tek hücrelilerde uyarı geldiği zaman hücre tamamıyla tepki verir. O zaman şöyle yazalım. Genelde tek hücrelilerde gelen uyarıya hücre bütünüyle cevap verir. Eğer uyarı şiddeti artarsa tepki şiddeti de artar arkadaşlar. Bir hücrelilerde iletim bu şekilde. Şimdi gelelim omurgasız hayvanlardaki sinir sistemine. Şimdi burada biraz daha farklılaşacağız. Çünkü ağızlı sinir sisteminden bahsedeceğiz. Ganglionlardan falan bahsedeceğiz. O zaman şöyle yapalım. Omurgasız hayvanlarda sinir sistemi. Evet, bunlar da nasıl gerçekleşiyor arkadaşlar? İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar omurgasız deyince aklımıza ilk kim gelecek? Tabii ki süngerler. Süngerlerde sinir sistemi yok arkadaşlar. Burada alınan uyarılar kimyasal yolla aktarılıyor hücreden hücreye. O yüzden sinir hücresi de sinir sistemi de yoktur. O zaman şöyle yazalım. Süngerlerde sinir sistemi yoktur. Uyarılar kimyasal yolla aktarılır. Süngerler için bu. Peki ilk sinir sistemi kimde görülüyor? Arkadaşlar sölenterler. Sölenterlerden hidra. Bakın sölenterlerde hani size şey olarak sorarsa aşağıdakilerden hangisinde ilk defa sinir sistemine rastlanmıştır? Veya işte sinir hücresine rastlanmıştır denilirse sölenterler diyeceksiniz. Ama özel bir isim olarak sorarsa arkadaşlar hidra diyeceğiz. Peki sölenterlerden hidra da arkadaşlar ağsı sinir sistemi bulunur. Ağsı diğer bir isimle difüz sinir sistemi bulunur. Bu sinir sisteminde arkadaşlar ilk defa hani bu canlılarda sinir hücresi var. Ama bunlar arasında sinaps yapılmıyor. Sinaps ne? İki tane sinir hücresinin bir araya gelmesi. Bakın şöyle düşünün. Bir sinir hücresinin dendrit ve akson kısımları vardır. Şimdi bundan sonraki videoda zaten o kısımlardan bahsedeceğim ama size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Dendrit kısmı daha böyle küçük uzantılardan oluşuyor. Akson kısmı ise uzun bir yapıdır. Şimdi dendritin, bakın bir hücrenin dendrit ile diğer hücrenin akson ucu şu şekilde bağlantı yapıyor. Biz bu bağlantıya sinaps diyoruz ve bir sinir hücresinden diğer sinir hücresine
iletim aktarılıyor. Yani uyarı aktarılıyor arkadaşlar. Biz bu bölgeye sinaps bölgesi diyoruz. Hatta sinapslarda aktarım nasıl olur diye ayrıca da size anlatacağım. Yani bu sölentellerde sinir hücresi var ama aralarında sinaps bağlantısı yoktur arkadaşlar. O zaman yazalım. Sölenterlerden hidrada ağsı yani difuz sinir sistemi görülür. Bakın ilk kez sinir hücresi bu canlıda görülmüştür. Fakat şunu da unutmayalım, hemen söyleyeyim, yine yazalım arkadaşlar. Fakat sinir hücreleri sinaps yapmaz arkadaşlar. Evet, bunu da söylemiş olduk. Peki bunlar nasıl iletim yapıyorlar madem ki sinaps yapmıyorlar? Arkadaşlar bunlar böyle birbirlerinin uçlarına dokunuyorlar. Dokundukça iletim gerçekleşiyor. Yani çok basit bir sistem. Bu yüzden de bir ağ oluşturuyorlar ve bu ağ içerisinde de iletim gerçekleşiyor. Peki merkezi sinir sistemi de bu arada yoktur. O zaman şöyle yazayım hidra için. Hidra'da merkezi sinir sistemi yoktur. Peki nedir merkezi sinir sistemi? Arkadaşlar merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşan bir yapıdır. Biz bunu ikisine birlikte merkezi sinir sistemi diyoruz. Vücudumuzu kontrol eden sistemdir bu. Hidra'da böyle bir sistem yok. Yani beyin yok, omurilik yok arkadaşlar. Bu ne yapıyor peki? İşte uyarılarla, hani nöronlardan alınan uyarılar böyle basit bir şekilde aktarılarak tepki veriyor. Bu şekilde oluşuyor. Peki gelelim diğer canlılara. Deniz anası ve deniz yıldızına gelelim arkadaşlar. Deniz anasında ve deniz yıldızında daha ileride bir sinir sistemi görülüyor. Bunlar da bakın nöronların bazıları birbirinden bağımsız bir şekilde gelişmiş ve arkadaşlar işlevleri değişik olan farklı işlevler yapabilme özelliğine sahip hücreler ortaya çıkmış. Ve ilk defa bunlarda sinaptik bağlantı görülmüş arkadaşlar. Hangisinde görülmüş? Medüz formunda. Medüz dediğimiz işte o deniz anasında görülmüş arkadaşlar. Tek yönlü iletimi sağlayan sinaptik bağlantı ilk defa kimde görülüyor? Deniz anasında görülüyor. O zaman şöyle yazalım. Deniz anası ve deniz yıldızında daha ileri bir sinir sistemi vardır. Ne dedik arkadaşlar? Deniz anasında yani medüzde. Bir de polip vardı değil mi? Medüz deniz anasına diyorduk. Polip de arkadaşlar bağlı olarak, hani deniz diplerinde bağlı olarak yaşayan formuydu. Deniz anasında ilk defa tek yönlü iletimi sağlayan sinapslar görülür. Evet, deniz anası ile ilgili bunu söyleyeyim. Bir de arkadaşlar deniz anasında şöyle bir şey de var. Bu canlılarda radyal simetri vardır arkadaşlar. Radyal yani ışınsal simetri dediğimiz simetri vardır. Dediğim gibi şekil olarak göstereceğim nasıl olduğunu size. Onu da yazalım. Bu canlılarda radyal sinir sistemi bulunur. Diğer bir ismiyle ışınsal sinir sistemi bulunur arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili de söyleyeceklerimiz bu kadar. Gelelim solucanlara. Arkadaşlar yassı solucanlarda, halkalı solucanlarda ve eklem bacaklılarda ip merdiven sinir sistemi görülüyor. İp merdiven sinir sistemi de şöyle. Şimdi halkalı solucanı düşünelim. Halkalı solucan segmentlere sahip bir solucandı. Şu şekilde arkadaşlar segmentleri vardı. Her bir segmentte ganglion dediğimiz veya işte sinir yumağı dediğimiz yumaklar bulunuyor. Ayrıca arkadaşlar baş ganglionu da vardır. Yani bunun baş kısmında baş ganglionu dediğimiz bir sinir yumağı da vardır. İşte
İlk defa basit bir merkezi sinir sistemi solucanlarda görülüyor. Sonrasında zaten eklem bacaklılarda da görülmeye devam ediyor. O zaman şöyle yazalım. Yassı solucan, halkalı solucan, ve eklem bacaklılarda, ip merdiven sinir sistemi görülür. Sinir sistemi görülür. Bunlar da arkadaşlar dediğim gibi merkezi sinir sisteminin taslağı ilk kez görülür. Bunlar da arkadaşlar baş ganglionu dediğimiz ganglion vardır. Bu ganglionda aynı beyin işlevi görmeye başlamıştır. Peki bunu nasıl anlamışlar? Hani solucanı açıp içine mi bakmışlar? Yok tabii ki, bir deney yapmışlar arkadaşlar. Şimdi solucan yolunda ilerliyor ve iki tane yola ayrılıyor. Bunlardan bir tanesinde elektrik şoku var. Bir tanesinde de arkadaşlar besin var. Solucan ilk önce nereye gidiyor? Elektrik şokunun olduğu yere gidiyor. Bakıyor ki orada elektrik şoku var. Sonra tekrar geri dönüyor arkadaşlar. Bu solucanı alıyorlar, yine aynı yere koyuyorlar. Solucan bu sefer sağ tarafa doğru gidiyor. Sağ tarafta da besin var. Şimdi solucanı alıp aynı yola koydukları zaman besinin olduğu yere doğru yöneldiğini görüyorlar. O zaman diyorlar ki bunu da o zaman basit bir sinir sistemi olabilir diyorlar. Yani beyin gibi düşünen bir yapı vardır diyorlar. Ve beyin taslağının bunda bulunduğunu kanıtlıyorlar. Bu şekilde de bir deney yapmışlardır solucanlarla ilgili. Şimdi ben söylediklerimi, hani bu anlattım ya, sölenterleri, işte radyasimetri falan, bunları bir bahsedeyim arkadaş. Şekil olarak çizeyim, şekil üzerinde size göstereyim. Evet, ben muhteşem çizimimle çizip geldim arkadaşlar. Şu ortadaki pek bir şeye benzemese de en azından işimizi görür. Şimdi ne yapacağız? Hemen üstünde gösterelim. Arkadaşlar hidrada ne demiştik? Basit bir ağası, hani sinir sistemi görülür demiştik. O zaman şöyle bir yapı olarak düşünebilirsiniz. Bakın, hidranın içerisinde şu şekilde ağası bir şekilde damarlanan, damar demeyelim de sinirleri görebilirsiniz arkadaşlar. Bunların her biri nedir zaten? Nörondur, yani sinir hücresidir. Nöron. Ağası sinir sistemi hidrada görülüyor dedik. Peki bir de radyal sinir sisteminden bahsetmiştik. Işınsal sinir sistemi. Onu da şöyle göstereceğim. Ortada bir sinir yumağı var. Bakın şurada bir sinir yumağı var. Sinir yumağı. Arkadaşlar bu sinir yumağı şu şekilde dallara ayrılmış. Tabii bunların dönüşleri de var. Şu şekilde bakın. Her bir kola gidiyor. Biz buna da ne diyoruz? Radyal sinir sistemi diyoruz arkadaşlar. Radyal uzantılar. O zaman bunlar da bu şekilde. Şimdi gelelim ip merdiven sinir sistemine. Bakın, solucanı şu gözler değil bunlar bu arada, baş ganglionudur. Baş ganglionu. Solucan da arkadaşlar, yassı solucan mesela bu. Yassı solucan da böyle ip merdiven sinir sistemi dediğimiz her bir segmentte işte sinir hücreleri bulunuyor. Yine yumaklar bulunabiliyor. Bunlardan da bir baş ganglionu var. Bu da onları yönetiyor. Bu şekilde bizim omurgasız hayvanlarda ve tek hücrelilerde sinir sistemi iletimimiz, sinirsel iletimimiz bu şekildedir arkadaşlar. Bu videoda bunları gördük. Bir sonraki videoda ne yapacağız? Omurgalılarda sinir sistemini göreceğiz. Yani aslında insanda sinir sistemini görmeye başlayacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.